100, 200, 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 ha, ha, Leyla kızım gel, gel gel. Şu şeyleri, siparişleri al da hadi bir koşu dağıtıver. Üstünde zaten adresleri yazıyor. Kızım, ben sana otur demedim. Siparişleri al, bir koşu git yerlerine dağıt diyorum. Yoksa CPU niyanda görürsün diyorum. Benden söylemesi. Anladın mı? Allah Allah. Ha Kaan, oğlum gel gel. Kaan gel oğlum gel. Sen de şunları götür, şu siparişleri hemen al da dağıt da gel hadi. Daha da gelip daha şey var mı, yeni siparişler var mı onları kontrol edeceksin hadi. Ya usta Fikri, bulduğuma bulacağıma pişman ettin beni ya. Böyle olmaz ki bu araçsız motorsuz. Bisikletim var oğlum, daha ne istiyorsun? Ya usta böyle her yere geç kalıyoruz. Diyelim Büyükçekmece'den sipariş geldi, ona da mı bisikletle gideceğim? Bize hem büyük bir araç hem de motor lazım ki böyle müşterilerde profesyonel işi yapıyoruz imajı uyansın. Vallahi doğru söylüyorsun ha. Şimdi hem bak görüyor musun, araç hem de ekstra personel masrafı çıktı şimdi ya. Ya çıksın usta, boş ver. Bir haftaya zaten böyle giderse onların hepsini çıkarırız biz. Çıkarırız değil mi? Çıkarırız ya. Çıkarırız tabii. Sizden ebediyen ayrıldığımı sanmayın. Elveda demiyorum. Çünkü yine görüşeceğiz kuzularım, güzellerim de. Vay 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 vay. Beyimize bak sen. Güzel de inmesi zor. Allah biliyor da vermiyor. Ne haber Çankırılı? Sağ olasın İskender amca. Bak bakalım şu lastiklerin havasına havasına. Hemen. Ha, lastiklerden sonra bir de İskender amcanın havasına bak bakalım kaç çıkacak. Ne yaptın? Nereden düşürdün oğlum bunu? Ya işte müşterinin arabası, bir lastiklerine falan baktırıver dedi. Yoksa biz nerede? Yeni işe başladın ha? Ha başladım. Başladım da iyi mi ettim, kötü mü ettim bilemedim ya. Park ederken lastiklerin havalarını kontrol ettirsene. Akşam çıkarken alırım delikanlı. Ha delikanlı. Delikanlı derken? Al bakayım şunu. Vallahi çok zor geliyor bir yaştan sonra, dokunuyor insan Ömer. Dokunur tabii. Ağır gelir insana. Çocuk değiliz ki, kaldıralım. Ya aslında daha iyi bir iş bulsam hemen bırakacağım da ev geçindiriyoruz bir oğlum. El mecburu yapıyorum işte ne abi. Vallahi sorma, benim için de öyle. Aslında bakarsan dükkanı satayım diyorum. Leyla'nın borcu yüzünden mi? He. Hem onun için hem de işler artık yürümüyor be İskender. Dükkan mükkan işlemiyor, mahalle arasında esnaflık öldü be oğlum. Yani sen bilirsin tabii. Ben yine de bir düşün derim. Neticede ekmek teknesi yani. Başkasının yanında çalışınca da olmuyor ki Ömer. Bak benim halime. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ne oldu Erdal? Şimdi kafa açmak için takip etmeye mi başladın beni? Bir saniye İskender. Ben lastikçiyle konuşmaya geldim. Sen ne değil? Lastik. Hayırdır? Lastik bir... Hoppa. Ömer Bey kardeşim. Şimdi bize bir araç lazım. Ne yapacaksın? Gene araba mı alacaksın? Bir saniye İskender. Allah Allah ya. Araya girip durmasana. Ben beyefendiyle konuşmaya geldim. Tamam tamam konuş. Allah Allah. Şimdi Ömer Bey kardeşim bize bir araç lazım. Ama bu araç getir götür işlerinde kullanılacak. Hani çok pahalı olmayan cinsten, böyle ayağımızı yerden kesecek. Fazla yakıt da yakmayacak cinsten olsun. Yani öyle bir şey. Ha bir de şey evet. Lazım bu motorlardan lazım. Hani böyle onlardan lazım, küçük olan cinsten yani. Soruştururuz. Var birkaç tane tanıdık. Çok güzel. İskender amca. Lastikler tamam. Aferin Çankırıl. Ellerine sağlık. Al bakalım. Ne o? Yok, hayır. Hayır. Al oğlum al. Hayır ya, senden para mı alacağız? Hayır. Tamam. Hayır, vallahi almam ya. Almam. Almam. Allah Allah. Gözü tok çırak. Bu devirde. Hiç olacak iş değil doğrusu.
Ömer Bey kardeşim, bu da lazım değilse bunu da alalım biz hazır gelmişken ya. Vallahi ben bize getir götür işlerinde lazım yani eleman böyle. Sen de suyunu çıkardın bakkal efendi. Bak 142 bin lira ver, dükkanı toptan götür istersen. Yok ya, Allah Allah. Ne yapacağım ben lastikçiyi ya? Bana şoförlüğü olan bir insan lazım yani. Ne o? Ne sırıtıyorsun? Hallere bak. Ne o? Hadi yine iyisin İskender. Hadi. İş sahibi oldun yine. Ulan.